Sevgili takipçilerim, hepinize güzel bir gün diliyorum. Bir kahve molası verelim dedim. Kahve sohbetinde beraberiz. Dileyenler kahve falına odaklanabilir. Dileyenler tarota odaklanabilir. Tarot ve kahve falı bakacağız. Niyetinizi tutun arkadaşlar. Niyetiniz neyse kahve falının içine aktarmaya çalışın. Yine ben tarot açarken tarotun üzerine odaklanmaya çalışın. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar başlıyoruz. Oh. Kabak da geldi. Bütün tel ve tabağa akmış arkadaşlar. Bakınız. Şurada kumbet gibi bir şey birikti. Ben bunu çok rahat okuyorum. Karanlık dönemin bitişi. Böyle yarım bir güneş doğmuş hane içerisinde ve falınıza baktığımda arkadaşlar bir aydır çektiğiniz bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Farklı sesler gelmiş kulaklarınıza, her kafadan bir ses çıkmış. Siz de ne yapacağınızı şaşırmışsınız doğrusu. Gerçekten öyle olur. İnsanı şaşırtırlar. Her kafadan bir ses, bilen de konuşur, bilmeyen de. Canını sıkma, yakında ferah günlere kavuşacaksın. Evet. Şurada ayrı düşen iki insan görüyorum. Ayrı düşünce olabilir, ayrı düşmüş olabilir ama kavuşmaları olacak. Bir flörtleşme olayı olacak. Ve arkadaşlar at var, net olarak çıkıyor. Atın üzerinde bir peri kızı görüyorum. Ritüel yapmışsın, evren tarafından duyulmuş. Haydi gözün aydın. Her şeye eyvallah diyeceğim bir döneme işten geçiyorsun. Dediğim gibi karanlık bir dönemin sonu gelmiş. Bakınız deve kuşu çıkıyor. Deve kuşu kısmetli bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Deve kuşu ve yanında yumurtası var. Arkadaşlar eğer hamile kalmak istiyorsanız, evliyseniz uzun boylu bir evladınız olacak. Hayırlı ve bereketli bir evladınız. Ve yer enerjilerine dikkat edin. Toprak enerjilerine dikkat edin. Toprak grubu olabilirsiniz. Örneğin Oğlak, Boğa ya da Başak burcu olabilirsiniz. Enerjinize dikkat edin arkadaşlar. Bu burçlardansanız sevinç isabet edecek. Eğer bu burçlardan birinde değilseniz, kahve yorumuna diyorum, mutlaka toprağa oturarak bir meditasyon yapmanızı rica ediyorum. O zaman daha bir kendinizi rahat hissedeceksiniz. Özellikle bakınız kök çakra ile ilgili problemlere işaret ediyor. Kök çakranın rengi kırmızıdır. Kırmızı bir objeyi alıp karşınıza böyle olumlama yapabilirsiniz ya da kırmızı mum eşliğinde mutlaka ve mutlaka bir bakmayın arkadaşlar, kırmızı beyaz bu kadın da hazırladı demeyin. Bir sürü mumlar var. Bütün renkler var. Bütün renkler var masamda. Şimdi kırmızı bir mum eşliğinde meditasyon yapmanız size çok iyi gelecek. Meditasyon yaparken de zihninizi susturmak önemli. Biliyorsunuz meditasyon demek maymun zihnimizi susturmak ve köpek nefsimize dur demek. Köpek nefsimiz egodur. Maymun zihnimizde sürekli tekrarlayan korkularımız ve geveze zihnimizdir. Her şeye el atmaya çalışan geveze zihnimiz. En tehlikeli insan en tehlikeli durumdur. Bunu da yapacağım. Bu da, bu da, bu da, bu da derken aslında insan her şeyi başaramaz. İnsanın büyük güç olduğunu söylerler ama aslında öyle bir şey yoktur. 20. ve 21. yüzyıl insanın en büyük yanılgısı odur. İnsan yeri gelir aciz bir varlıktır, yeri gelir muhtaç bir varlıktır. O yüzden 20. yüzyıl akımları insanı yok saydığı, yani insanın gücünü öne çıkardığı ve Tanrı'yı yok saydığı için çoğu akımlar, tanrısal gücü yok saydığı için, safsata dediği için depresyonlar çoğalmıştır, kaos çoğalmıştır arkadaşlar. Benden tavsiye, Tanrı'nın gücünü de ilahi olanın gücünü de deneyin. İlahi yardım gelecektir. Ben inançlı bir insan olarak bunu söylüyorum. İnanmayan da olabilir. İnanmayan saygı duyarız. Başımızda inanana da saygımız var, inanmayana da. Şimdi arkadaşlar, farklılıklar gösteren bir gruptasınız.
Farklı sesler seni zengin bir noktaya getirecek. Fil görüyorum, taşınma olayın olabilir. Taşındığında ya da yer değiştirdiğinde güzel olaylar yaşayacaksın. Şimdi bir iletişim kurulacağını görüyorum. Ailenle ilgili sorun olabilir. Sevgilinle ilgili sorun olabilir. Sevgilinin ailesiyle ilgili bir sorun olabilir. Çözüme ulaştıracağını görüyorum. Kısa zamanda bağlantılarını kuvvetlendireceksin. Ve şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Bir cesaret örneği gösterip üst düzey birisiyle görüşebilirsin. Görüşmelerin çok aydınlık, çok ferah olacak ve gerçekten etrafındaki cahil insanlardan kurtulacaksın. Yeni bir çevre, yeni bir oluşum sana çok iyi geliyor. Bakalım tabakta neler var arkadaşlar. B harfi, E harfi, İ harfi olanları söylemek istiyorum. Bir ayrıcalık yaşayacaksınız. Gerçekten sürprizlere hazır olun. Bu sizin yüzünüzü güldürecek. Ve şurada bakınız. Ben aynalama yöntemi olduğu için ters tutuyorum. Geyik görüyorum arkadaşlar. Hani ekranda da görüyorum. Geyik görüyorum ve bu sizin kaldıramayacağınız yükler olduğunu gösteriyor. Maddi manevi yükler. Geyik görmeniz o yükün Allah tarafından melekler aracılığıyla sizin üzerinizden o ağırlığın alınıp çok güzel bir basamağa adım atacağınızı gösteriyor. Rabbim ilahi kuvveti sizin üzerinize göndermiş. Aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Kahve falım tüm dostlarıma şifa olsun efendim. Kahve baktım, herkese şifa gitsin arkadaşlar. Yüce Allah'ın ve meleklerin şifası üzerinize olsun. Rabbim sizleri korusun. Geçiyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla. Tarot okumasına. Sevgili meleklerin, baş melek Mikail, baş melek Ceremael, en doğru olayların açığa çıkması için bizlere yardım edin. Gelecekte oluşabilecek bütün tehlikeleri önleyin. Sevgili baş melek Ariel, 7 kat göklerden yardımcılarını gönder. Baş melek Ariel'in yardımcıları hepinizin hanenizi korusun doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden. Rabbim sizi gelecek tehlikelerden sizleri sakınsın. Bakalım arkadaşlar. Baktığımız tarot falı tüm dostlarıma şifa olsun inşallah. Gözüküyor sanırım. Sürpriz olanı açmıyorum arkadaşlar. Bakalım neler var. Hayırlısıyla. Şimdi düşmanlarla mücadele ettiğin bir dönem işten geçiyorsun. Bir hastalık olabilir. Partnerini kaybetmiş olabilirsin. Bir güç mücadelesine girişmiş olabilirsin. Fakat uyum içinde yaşamanın yollarını deneyeceksin. Başarılı olacaksın. Çünkü gökyüzü sana tüm karanlığa rağmen bir ışık gönderiyor. O ışık da zihninde oluşabilecek bir ışıktır. Yalnız sevgisini göstermeyen bir adam var. Ya depresyonda ya da size karşı ilgisi azalmış. Sevgisini az gösteriyor ve bir haber alacaksınız bu kişiden. Kalbinde bir boşluk oluşturmuş, kimseye güvenmiyor, parasını kimseye vermiyor, insanlara karşı soğuk ve biraz da aciz. Aslında param var diyor. Kendini böyle parasını ve kendisini bir korumaya almış gibi ama aslında kendinden başka dostu yok. Sıkıntıda bir adam arkadaşlar. Bu adamdan yakın zamanda haber alacaksınız. Gayet de iyi bir haber, bir değişim dönüşüm olacak arkadaşlar. Bir sizi tanımayan, sizi hiç bilmeyen birisinden de haber alabilirsiniz. Bir dostun aracılığıyla birisiyle de tanışabilirsiniz. Birisiyle tanışacaksınız. Geçmişten biri gelip özür dileyecek ve gerçekten hassas bir dönemden geçiyorsun sevgili dostum. İçsel bir duyarlılığın var. Dışarıdaki sert dünyaya karşı kendini
esnek hissedeceksin. Dışarıda biraz acımasız bir dünya olabilir ama sen kendini biraz daha esneteceksin. Diyeceksin ki Allah'tan ne gelirse kabulümdür. Gerçekten o zaman eskiden biri gelip özür dileyecek, yeni birileri de senin kapını çalacak sevgili dostum. Ve bırakıp giden birisi, seni maddi manevi zarara uğratan birisini görüyorum. Ve büsbütün seni yalnız bırakan bu kişi, arkadaşlar, bir hareket enerjisiyle, yıldızların verdiği bir enerjiyle bir motivasyona girip seni tekrar bir ilişkiye ikna edebilir, seni tekrar bir oluşumun içine çekebilir. İlişki olabilir, ortaklık olabilir, tekrar şunu deneyelim diyecek arkadaşlar. Ve sen de gerçekten bazı şeyler için dayanak arıyorsun ve bu kişiyle tüm engellere rağmen yeniden deneme gücü bulacaksın. Kadın ya da erkek fark etmez. Bir şeyleri yeniden deniyorsunuz arkadaşlar ve etrafınızda olup bitenlerden bir habersiniz. Çünkü ya iki kişi birbiriyle sadece iletişim kuracak ya da bir işe odaklanacaksınız. Etrafın ne dediği çok umurunuzda olmayacak. Bu biraz da iyidir arkadaşlar. Seni korku enerjisiyle donatabilirler. Cesaretin kırılabilir. Dostun ve sen, sevgilin ve sen, ortağın ve sen, ailen ve sen, kim olursa olsun yüreğini sevdikleriyle bir araya kenetleyeceksin ve bir yola koyulacaksın. Başarılı olacaksın. Biraz geç olacak ama biraz güç olacak ama kesinlikle başarı senin elinde ve İmparator kartı diyor ki bütün savaşları kazanacaksın. Şartlar değişebilir. İnsanlar farklı davranışlarda bulunabilir. Bugün seni seven yarın terk edebilir. Bugün dostların yarın düşman olabilir. Yanında olanlar yarın elini bırakabilir. Ama ne olursa olsun sen mantıklı davranacaksın, akıllı davranacaksın ve dostlarınla beraber, gerçek dostlarınla beraber ilerleyip bir sorunu çözüyorsun. Kupa dörtlüsü. Henüz gün bitmedi diyor arkadaşlar. Sezar'ın tacısı demişti ya Sezar'a. Ve aptal adam diyor Sezar. Bugün ayın 15'i değil mi? Falcısı diyor ki Sezar'a ayın 15'ine dikkat et. Mart'ın 15'ine dikkat et. O da diyor ki ve aptal adam bugün zaten Mart'ın 15'i. Sabah saatlerinde. Ve falcı acımasız başını çeviriyor. Henüz gün bitmedi diyor. İşte öğlen saatlerinde saat 1 sıralarında Jules Sezar Senato'dan suikaste kurban gidiyor. 35 bıçak darbesiyle öldürülüyor. O meşhur sözünü o zaman söylüyor. Dönüyor. Üvey evladı da arkada. Sen de mi Brutus diyor. Arkadaşlar sen de mi Brutus diyeceksin. Ama ilahi el sana uzanmış. Şarlatanlar gidiyor. Sahte dostlar gidiyor. Gerçek dostlar kendilerini ortaya çıkartıyor ve aptallardan kurtuluyorsun. Zeki insanlarla bağlantı kuruyorsun ve sosyalleşmen, iletişimin çok iyi oluyor. Arkadaşlar, sen de mi Brutus diyoruz? En yakın dostlarımızdan bile ihanet görebiliriz ama gerçek dostlarımız henüz bitmedi. Sen de mi Brutus dedikten sonra bir yardım eli uzanıyor. Meleklerden gelen yardım eli. Alın kabul edin. Gerçek dostlarınız burada. Ben de sizin gerçek dostunuzum. Eğer videomu beğendiyseniz likelayın. Abone olun. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Baktığım tarot okuması, baktığım kahve falları şu sohbetimizde size helal olsun arkadaşlar.